Cephenin ihtiyaçlarına ayrılmasını Harbiye Nazırı'na yazdık. Bu cephedeki mücahitlere silah, cephane verilmesini ve cephenin makineli tüfek ve topçu birlikleriyle desteklenmesini Konya'daki 12. Kolordu Komutanı'ndan rica ettik. Efendiler, Fransızlar Bandırma-Soma demiryolunu denetlemek bahanesiyle Bandırma'ya bir müfreze çıkarmışlardı. Bunların güvenlik durumu mükemmel olan Bandırma'ya asker gönderme haklarının olmadığı açıktı. Bu noktaya 24 Kasım 1919'da 14. Kolordu ve 56. Tümen komutanlarının dikkatlerini çektik. Yabancı subaylar Aydın cephesinde dolaşarak propaganda yapıyorlar ve durumu anlıyorlardı. Bu gibi subayların cephede birliklerle temas etmelerine kesinlikle izin verilmemesi, resmi başvurularını hükümete yapmaları, eğer Kuvayi Milliye'ye bir söyleyecekleri olursa, merkez heyetimiz aracılığıyla bize başvurmaları gerektiğinin kendilerine duyurulması, propaganda yapanları olursa korumalı olarak bölgeden çıkarılmaları ve kesin bir mecburiyet doğarsa cephede görülecek itilaf askerlerine karşı da silah kullanılması cepheye bildirildi. Efendiler, biz İzmir halkının da doğrudan doğruya seçimlere katılmasını sağlamak istiyorduk. Bunun için maksadımızı çeşitli yollarla duyuruyorduk. Ne var ki Yunanlılar tabiatıyla engelliyorlardı. 29 Kasım 1919 tarihinde bu durumu itilaf devletleri temsilcileri ve tarafsız elçilikler katında protesto ettik ve bunu İzmir Telgraf ve Posta Başmüdürü bulunan Ethem Bey'e yazarak İzmir halkına da duyurmak istedik. Efendiler, belki de birçoklarınızın hatırındadır. İşgal yıllarında Adana'da Ferda adında Kuvayi Milliye aleyhinde yabancı bir gazete yayınlanıyordu. Bu gazete sırf Anadolu'daki kamuoyunu yanıltmak ve bulandırmak maksadıyla yazılmış sütunlar ve bizim aleyhimizde uydurulmuş saçmalıklarla doluydu. Şüphesiz bu gazetenin Anadolu içine sokulmasına engel oldu. Fakat bu gazetenin memlekette okunmasını elbette yararlı bulan Ali Rıza Paşa kabinesinin Dahiliye Nazırı ve Cemal Paşa'nın defalarca temize çıkardığı damat Şerif Paşa, Ferda gazetesi denilen bu zehirli paçavranın serbestçe dağıtılmasına engel olunmaması için emirler verilmişti. Bu sebeple Şerif Paşa'nın arkadaşı Cemal Paşa'nın 3 Aralık 1919'da dikkatini çekmeyi gerekli bulduk. Ankara'ya geliş. Efendiler, Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da toplanmasına engel olmamak zarureti üzerine İstanbul'da toplanacak mecliste vatanın bütünlüğünü, devlet ve milletin bağımsızlığını elde etmekten ibaret olan hedefi korumak ve savunmak için anlaşmış kesin kararlı bir grup oluşturmayı tek çare olarak düşündük. Bunun sağlanması için bildiğiniz gibi 18 Kasım 1919 tarihli talimat ve genelgede milletvekillerinin belirli yerlerde grup grup toplanarak üzerinde görüşecekleri önemli noktalardan biri olmak üzere bu konuya yer vermiştik. Aynı tarihte düşündük ki bu grubu oluşturabilmek için her sancakta birer milletvekilini Eskişehir'e davet edelim. Eskişehir üzerinden trenle İstanbul'a gidecek milletvekillerini de davet edeceğimiz milletvekilleriyle birleştirelim ve kendimiz de Eskişehir'e giderek yapılacak genel bir toplantıda enine boyuna görüşmelerde bulunalım. Bu arada milletvekillerinin İstanbul'daki güvenlikleriyle ilgili tedbirleri de söz konusu etmek istiyorduk. Ancak bundan sonra vereceğim bilgilerden anlaşılacağı üzere bu toplantıyı Ankara'da kalarak yapmayı tercih ettik. Sivas'ta bir ay kadar daha kaldıktan sonra Ankara'ya hareket ettik. Ankara'ya gelişimizi 27 Aralık 1919 tarihli şu açık tebliğle her yere duyurduk. Sivas'tan Kayseri yoluyla Ankara'ya hareket eden heyeti temsiliye, bütün yol boyunca Ankara'da büyük milletimizin çok sıcak ve içten gelen vatanseverlik gösterileri arasında bugün şehre geldi. Milletimizin gösterdiği bu birlik ve kararlılık örneği, memleketimizin geleceğine güven konusundaki inançları sarsılmaz bir şekilde güçlendirici niteliktedir. Şimdilik heyeti temsiliyenin merkezi Ankara'dadır. Saygılarımızı sunarız efendim. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal. 2 Ocak 1920 tarihinde cemiyet merkez heyetlerine Hacı Bektaş'ta Çelebi Cemalettin Efendi'ye, Mutki'de Hacı Musa Bey'e ayrıca bir bildirde bulunduk. Bu tebliğimizin metni ve yazılış biçimi şöyleydi. Yolculuğumuz sırasındaki gözlem ve incelemelerimiz
bizlere gerçek koruyucu olan Ulu Tanrı'nın ilahi lütfuyla görünen milli birliğimizin dayanmış olduğu milli teşkilatın kökleşmiş millet ve memleketin geleceğini kurtarmak için gerçekten güvenilir bir kuvvet ve kudret haline gelmiş olduğunu şükürler olsun gösterdi. Dış durum ve bu milli birlik ve kararlılık sayesinde ve Erzurum-Sivas kongreleri esasları çevresinde vatanın ve milletin çıkarlarına elverişli bir şekle girmiştir. Kutsal birliğimize, kararlılık ve imanımıza dayanarak haklı isteklerimizin elde edileceği güne kadar büyük bir dirençle çalışılması ve bu bildirimizin genelge halinde köylülere varıncaya kadar bütün millete duyurulması rica olunur. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi adına Mustafa Kemal. Kazım Karabekir Paşa, heyeti temsiliyenin Ankara'ya gitmesine taraftar değildi. Efendiler, heyeti temsiliyenin merkezinin Ankara'ya taşınması düşüncesi oldukça eskiydi. Bu düşünce ilk defa söz konusu olduğu sıralarda Kazım Karabekir Paşa'dan gelmiş olan bir telgrafı burada olduğu gibi aktaracağım. Erzurum, 3 Ekim 1919. Şifre, 3. Kolordu Komutanlığı. Heyeti temsiliyeye, Kuvayi Milliye'yi temsil eden yüksek heyetin değil Ankara'ya, hatta Sivas'ın batısına geçmemesi görüşünde. Çünkü Doğu illerinin Kuvayi Milliye'si demek olan bu heyetin bütün uzaklaşması dolayısıyla bu illerin teşkilatsız kalmasına yol açacaktır. Şimdiye kadar pek haklı ve mantıklı olarak yöneltilmekte olan milli mücadelenin öteden beri her zaman her teşebbüsümüzü kötü görmek ve göstermek isteyen düşmanlarımıza karşı da eskiden olduğu gibi bir yerden yöneltilmesi için heyeti temsiliyenin Sivas'tan batıya geçmemesi görüşünde bulunduğumu arz ederim. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir. Böyle bir telgrafın asılsız olduğu yargısına varmak istedim. Fakat ne çare ki şifre telgraf Erzurum'dan Sivas'taki 3. Kolordu'ya çekilmiştir. Çözülen şifrenin altında açıldı. Fethi 4-5 Ekim ilgiye yazı ve imzası olduğu halde 3. Kolordu'dan bize gönderilmiştir. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa davetimiz üzerine Sivas'a geldikten ve bizimle görüşmelerde bulunduktan sonra şüphesiz bu telgrafla daha önce bildirdiği düşünce ve görüşünün yerinde olmadığını anlamış olacaktır. Ancak bu düşünce ve görüşündeki isabetsizliği anlamak için mutlaka yüz yüze gelip görüşmeye hiç de ihtiyaç olmayacağı açıkça bellidir. Bu düşünce ve görüşün dayandırılmış olduğu sebeplere şöylece bir göz atmak bile onların yanlışlığını anlamaya yeter sanırım. Bir defa heyeti temsiliyenin yalnız Doğu illerinin milli gücünü oluşturmadığı veya temsil etmediği ve belki bütün memleketin Anadolu ve Rumeli'nin milli güçlerini temsil ettiği çoktan bilinmiş olmak gerekirdi. Kaldı ki bu nokta üzerinde günlerce süren telgraf başı tartışmaları olmuştu. Bir de heyeti temsiliyenin Sivas'tan Ankara'ya taşınması Doğu illerinde teşkilatsızlık doğuracak bir sebep olamazdı. Heyeti temsiliyenin Doğu illerine Sivas'tan telgrafla verdiği emirleri ve talimatı aynı şekilde Ankara'dan verebileceğine şüphe yoktu. Buna karşılık heyeti temsiliyenin Doğu illerinden çok Batı illerine ve İstanbul'a yakın bulunmasını gerektiren ve haklı gösteren mantıklı sebepler elbette çoktu. Önce Batı ve Güneybatı illerimizden doğrudan doğruya düşman eline geçmiş olanlar vardı. Bu illerimizi işgal eden düşman karşısında sağlam savunma cepheleri kurmak ve onların kuvvetlendirilmesini sağlamak gerekirdi. Oysa Doğu illerimizde böyle acıklı bir durum yoktu. Kesin olarak yakın bir fiili tehlike de doğabileceğe benzemiyordu. Uzak bir ihtimale göre, diyelim ki Doğu'dan Ermenilerin doğrudan doğruya bir saldırıya geçecekleri kabul olunsaydı bile, onun karşısında Kuvayi Milliye ile desteklenmesi kararlaştırılmış olan 15. Kolordu kendilerinin komutası altında hazır bulunuyordu. Ne var ki İzmir cephelerinde çeşitli komuta yöntemleri, değişik nitelikte kuvvetler ve türlü türlü olumsuz kaynaklardan gelen değişik yapıda türlü zararlı etkiler vardı. Adana'nın işgaline karşı daha cephe kurulamamıştı. Genel durumu yönetme sorumluluğunu üzerine alanlar en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye elden geldiği kadar yakın bulunmalıdırlar. Bu bakımdan uyulacak yol ve yöntem şudur ki, genel durumu yönetip
yürütme sorumluluğunu üzerine alanlar en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye elden geldiği kadar yakın yerde bulunmalıdırlar. Yeter ki bu yakınlık genel durumu gözden kaybettirecek derecede olmasın. Ankara bu şartları kendinde toplayan bir noktaydı. Herhalde cephelerle ilgileneceğiz diye Balıkesir'e, Nazilli'ye veyahut Afyonkarahisar'a gitmiyordu. Fakat cephelere ve İstanbul'a demir yoluyla bağlı bulunan ve genel durumu yönetme bakımından Sivas'tan hiçbir farkı olmayan Ankara'ya gelecekti. Meclisi Mebusan'ın İstanbul'dan toplanması zorunlu görüldükten sonra ise Ankara'ya gelmenin ne kadar yerinde ve yararlı sayılmak lazım geldiğini açıklamayı gereksiz bulurum. Efendiler, heyeti temsiliyenin Ankara'ya taşınmaması için sebepleri ileri sürülürken, bu arada hele öteden beri her zaman her teşebbüsümüzü kötü görmek ve göstermek isteyen düşmanlardan söz edilmiş olmasına hiçbir anlam veremedim. Gerçekten kendinin dediği gibi düşmanlar bizim hangi davranışımızı, hangi faaliyetimizi iyi görmüşlerdir veya görebilirler ki ona göre hareket edelim. Eğer bu düşünce ve görüşe yol açan, İstanbul'da milli davaya inanan bir Ali Rıza Paşa hükümeti vardır. Meclis-i Mebusan'da orada toplanarak millet ve memleketin mukadderatını denetlemeye başladıktan sonra heyeti temsiliyenin batı cepheleriyle Meclis-i Mebusan'la ilgi ve ilişkisine ne lüzum kalır? Bu takdirde heyeti temsiliyenin yalnız doğu illerinin teşkilatıyla ilgilenmesi ve yetinmesi daha yerinde ve daha yararlı olmaz mı? Şeklindeki bir düşünce ve görüş idiyse bir dereceye kadar üzerinde durulabilir. Fakat böyle olunca da genel durumu olayların iç yüzünü ve gerçek şartları görüş ve anlayış bakımından heyeti temsiliye ile Kazım Karabekir Paşa arasında doldurulması imkansız bir hendek olduğunu kabul etmek gerekir. Heyeti temsiliyenin Ankara'ya gelmesini düşmanlar kötü görecektir. Noktasında daha çok durularak belki ileri sürülmüş olan düşünce ve görüşün çıkış kaynağı daha iyi kavranabilirse de bizim şimdilik buna ayıracak fazla zamanımız yoktur. Yeni milletvekilleriyle Ankara'da görüşme teşebbüsü. Efendiler, daha önce söylediğim gibi bir iki günlük bir toplantı ve görüşme isteğiyle milletvekillerini davet için ilk yazdığımız telgrafta, ki bu telgrafın örneğini basılmış olarak yazılı evrak halinde postayla göndermiştik, maksat açıklandıktan sonra heyeti temsiliyenin bulunacağı bir yerde toplanılacaktır. Toplantı tarihi, gönderilecek milletvekillerinin adları ve adresleri belli olduktan sonra haberleşilerek kararlaştırılacaktır. Heyeti temsiliye kısa bir süre sonra İstanbul'a yakın bir yere gidecektir denmişti. Ankara'ya varışımızda Ankara-Eskişehir demiryolu işlemeye başlamış olduğundan önceki bildirimize 29 Aralık 1919 tarihinde yaptığımız bir ekle milletvekilleriyle görüşme yeri olarak Ankara'yı gösterdik ve bunu bir genelge ile bildirdik. Bu genelgenin bir maddesi de öteki milletvekillerinden mümkün olduğu kadar çok kimsenin görüşmelere katılmasının fazlasıyla istenmekte olduğu yolundaydı. Efendiler, sonucunun pek yararlı olacağını umduğumuz bu hayırlı ve vatanseverce faaliyetin bile İstanbul hükümeti tarafından önüne çıkıldığını bildirsem hayret etmezsiniz sanırım. Bayburt'ta bir yalancı peygamber. Saygıdeğer efendiler. İstanbul'un dokunduğumuz ve açıklamasını yaptığımız can sıkıcı durumuyla uğraşırken, memleketin doğu ucu da bir yalancı peygamberin yarattığı oldukça önemli ve kanlı bir olay geçiriyordu. Bununla ilgili olarak 15. Kolordu Komutanlığı'ndan birçok raporlar geliyordu. Bayburt'a 4 saat uzaklıkta Harp Karyesi vardır. Karye, ihtiyar heyeti olmayan köy. Bu karyede oturan Eşref adında bir şey, Şiilik telkinlerinde bulunuyormuş. Bundan üzüntüye kapılan Bayburt müftüsü ve din adamları, şeyhi getirerek sorguya çekmek için kurdukları bir heyeti Harta göndermişler ve mahalli hükümet adına şeyhi davet etmişler. Şeyh bu davete uymamış. Yerel hükümet 50 kişilik bir birlik göndermiş. Buna büsbütün öfkelenen şeyh, müritleriyle birlikte birliğe saldırmış, silahlarını ve cephanesini almış, er ve subaylarını esir, bazılarını da şehit etmiş. Bunun üzerine çevredeki bazı birlikler Bayburt'a gönderilmekle birlikte işin kan dökülmeksizin barış yoluyla çözüme bağlanması tercih edilmiş.
Şeyhe din adamları ve yüksek rütbeli subaylardan kurulu birkaç heyet gönderilmiş. Hükümete boyun eğmesi için öğütler verilmiş.